Agronomo takipçi kariyerine bu video ile birlikte başlıyoruz. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda kadroyu falan kurmuştuk. İşte ilk 11'i falan düzenlemiştik. Görüyorsunuz ilk 11'imiz böyle. Şimdi ise artık karşılaşmalara çıkma zamanı. Hazırlık turnuvasında ilk maçımız Schalke'ye karşı. Şöyle formalara bir daha bakalım diyeceğim ama nasıl gözüküyorlar diye şöyle bir bakalım. Formalarımız bence gerçekten çok güzel. Bence gerçekten çok güzel abi. Ve Schalke'nin formaları da gördüğünüz üzere. Onlar beyaz değil. Onlar da iç saha formalarıyla karşılaşmaya çıksınlar. Hemen şöyle geri dönelim. Ve Signal Iduna Park'ta sezonun ilk karşılaşmasına çıkıyoruz. Umarım çok güzel bir kariyerin başlangıcı olur bu video. Umarım hep beraber çok büyük keyif alırız. Başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Alperen Taşkın. Of, müthiş faul yapıldı Alperen'e. Kırmızı çıkacak. Kırmızı çıkıyor. Çıkıyor, evet, kırmızı çıkıyor. Çok iyi. Dakika 3 Schalke kırmızı kart gördü. Aslında çok mu iyi çok mu kötü bilemedim. Çünkü 11-11 olsaydık daha iyi olurdu. Pedersen ileri oynadı. Alperen Taşkın sol kanattan ilerliyor. Orta yapacak. Orta yaptı. Nereye? Maalesef isabetsiz bir orta. Şimdi top Semihcan Hakbilir'de. Semih sol kanada oynayacak. Leon'la takılı kaldı top. Şimdi pasını oynuyor. Arda Bilgin'de top. Arda. Güzel paslaşmalar. Furkan. Semih oynadı. Semih ve gol. Semih attı. 1-0 öne geçiyoruz. Schalke karşısında. Agronomu takipçi kariyerinde bu sezon ilk golü Semihcan Hakbilir atıyor. Semih'in düzgün ve sert şutu. İşte harika gol. 1-0 öndeyiz. Şimdi Arda Bilgin. Arda Semih'e oynadı. Semih ara pasını oynayacak. Biraz fazla gitti ama Alperen Taşkın da koşmadı. Geri oynadı Alperen. Güzel paslaşmalar. Arda boşta. Arda vur ona. Arda vurdu gol. 2-0. Dakika 17. 2-0 öne geçiyoruz. Arda attı. 2-0. Müthiş paslaşmalar. Hızlı paslaşmalar. Arda döndü, sert vurdu. Kaleci Allah'ım ya Rabbim nasıl savunmuş ya. İnşallah Asaf sen böyle hataları yapmazsın. Tabi rakip 10 kişi, onu da bilmek lazım. Onu da unutmamak lazım yani. Of of of. Asaf güzel çıkardı topu. İşte Asaf'ın kurtarışı. Yapma yapma, of, Ömer Erdem müthiş girdi araya. Ömer Erdem dribling yaptı, hemen çıktı oradan. Furkan oynadı. Furkan Semih gördü, oynadı. Haydi bir atak daha. Bakker. 3-0. Bu nasıl isim ya? Almanca gibi, Baka gibi ama her neyse arkadaşlar. 3-0 öndeyiz. Gümbür gümbür yolumuza devam ediyoruz. Şimdi profesyonel seviyede oynuyoruz. Takımı da öğrenmeye çalışıyoruz falan. Rakibin 10 kişi kalması benim açımdan kötü oldu aslında. Ya 11-11 nasıl oynardık o var. Ama şu an alışma sürecindeyiz. Baktık lig başladığı zaman biraz kolay geliyor bize. Zorluk seviyesini biraz yükseltiriz. Biraz daha zor yaparız. Arda şimdi ileri oynadı. Semih. Of, çok güzel. Alperen işte bu. Alperen 4-0. Dakika 31. 17 numaralı formasıyla Alperen Taşkın ilk golünde böylelikle atmış oluyor. Power shot denesem mi diye düşündüm orada bir an. Daha sonra normal şut çektim. Kaleciden geri dönen topu Alperen Taşkın tamamladı. 4-0 öndeyiz. Ömer Erdem araya gir. Ömer Erdem sakin. Ömer Erdem şimdi pasını oynadı. Güzel. Arango pasını oyna. Bakker. Şöyle çalımıza atalım. Pasını oyna. Offside olmasın. Arda Bilgin ceza sahasına girdi. Arda Bilgin power shot deneyecek. Çok yakın mesafeden. Neden böyle bir saçmalık yaptım ya? Pasımı oynasaydım belki %100 gol olurdu ama power shot denemek istedim nedense. Şöyle orta yapacağız. İnşallah birisine denk gelir. Furkan. Of, çok güzel bir kafa. Kaleci çok iyi çıkardı. Furkan'ın müthiş kafası. Gerçekten kaleci güzel çıkarmış.
Güzel pres. Semih Can Akbilir. Semih power shot deneyecek. Müthiş bir şut. Dışarıda top. Çok güzel bir şut geldi. Tuttursak enfes bir gol olacaktı adeta. Sanırım power shot yapınca topun yönü manuel artık nereyi tutuyorsanız orayı vuruyor yani. Öylelikle tam böyle isabetli tutturmak lazım. Şimdi Arda Bilgin ileri oynayacak. Alperen Taşkın'a. Alperen Taşkın ortaya baktı. Alperen ortayı yapacak. Vurana vur. Müthiş bir gol. 5-0. Alperen'in müthiş ortası. Arango'nun çok iyi şutu. Skor 5-0. Yalnız forma bence gerçekten güzel ya. İşte Alperen. Çok iyi orta. Arango müthiş şut. 5-0. Rakip 10 kişi diye çok fazla sevinemiyorum. Ayrıca takımı tanıdığımız için de biraz temkinliyim. Hani ilk maçtan çok gaza gelmeyelim. Önemli olan zaten lig maçları. Alperen bu arada müthiş girdi araya. Alperen gerçekten harika girdi ama benim hatam ya. Benim hatam. Düzgün gitsin oradan. Alperen Taşkın. Alperen. Alperen yardırdı gidiyor. Pasını oynayacak. Güzel Semih. Güzel paslaşmalar. Haydi Arda. Haydi Arda. Haydi Arda. Allah beni kahretmesin. Çok fazla bastım arkadaşlar. Oyuna yani FIFA 23 çalışmam biraz zaman alacak gibi. Bütün ayarları falan çok değişmiş gibi geliyor bana. Böyle oyuncuları falan kontrol etmesi çok daha zor. İnşallah onu tutturduğumuz zaman daha güzel bir futbol çıkacak ortaya. Benim istediğim takım hızlı oynamalı. Hızlı hızlı böyle paslarla hemen atağa çıkabilmeli. Pedersen girdi araya çok iyi. Şimdi tekrar Alperen Taşkın hemen hızlı oynadı. Semih Can Akbilir. Semih. Pasını oynayacaktı. Şut çekecekti. Ortalık karıştı. Şimdi orta. Of. Kim vardı orada? Furkan Röh. Ne oluyor orada? Bir an gol oluyordu. Furkan röveşata denedi. Gol olsa gerçekten efsane gol olabilirdi. Her ne kadar yakın mesafe olsa da. Ömer Erdem adamsın ya. Adamsın abi. Müthiş girdi araya ya. Yine Ömer. Abi müthiş kadro ya. Gerçekten asaf. Harika kurtarış asaf. Şimdi Semih Can Akbilir. Semih bir dakika dedi. Semih şöyle pasını oynadı. Arda Bilgin. Arda ceza sahasına girdi. Orta yapacak. Fakat korner. Şöyle sert bir orta yapabilir miyiz? Çok iyi lan. Vallahi tam istediğim gibi gitti. Keşke orada oyuncumuz olsaydı. Şöyle pasımızı oynayalım. Bizden biri var mı? Yok gibi şu an. Bir dakika. Semih müthiş. Power shot gelir mi? Semih vurdu. 6-0. Power shot. Semih Can Akbilir. Müthiş bir gol attı. 6-0. İşte kariyerdeki ilk power shot golümüz. Güzel bir şut, güzel bir gol. Şimdi Alperen Taşkın. Alperen ileri oynayacak. Çok güzel bir pas. Semih Can Akbilir. Semih pasını oynarsa. Ya benim hatam ya. Çok geç oynadım ya. Çok geç oynadım. 7. gol geliyordu. Çok geç oynadım. Ömer Erdem'in duruşu bile yetiyor. Ve karşılaşma 6-0 sona eriyor. Çok güzel goller atıldı. Birçoğu da takımdaki ilk golünü atmış oldu böylelikle. Güzel bir başlangıç oldu. Keşke rakibimiz 10 kişi kalmasaydı. Çünkü belki skora etki etmiş olabilir. Semih Can Akbilir 4 deneme 2 gol. Sanırım maçın oyuncusu. Arda Bilgin, Alperen Taşkın, Semih Can Akbilir 2 gol. Güzel. Evet, bu skorla birlikte tabii ki de ilk sıradayız arkadaşlar. Ve hemen ikinci karşılaşmamıza başlayalım. İkinci karşılaşmamızda Werder Bremen'e karşı. Bu karşılaşmaya da deplasman formamızla çıkacağız. Bence forma gerçekten çok güzel. Haydi bakalım oyna diyoruz ve karşılaşmaya başlıyoruz. Ve gruptaki ikinci karşılaşma başlıyor. Yine bol gollü bir karşılaşma olmasını diliyoruz. Gündüz maçlarından nefret ederim. Arda çok iyi biliyor. İnşallah bir kaza yaşamayız. Güzel paslaşmalar. Semih güzel döndü. Semih'ten power shot gelecek. Semih ulan hocam faul ama gol. Semih ona rağmen gol atmayı bildi. Dakika 3 1-0 öndeyiz. Bence faul vardı orada. Tam göremedim ama tam power shot geliyordu. Engellendi.
Ardından yılmadı, şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi. Sevihcan Akbilir 1-0 öne geçiriyor takımını. Arda ileri oynadı. Furkan'dan güzel bir aşırtma. Abi bak, ben bunları FIFA 22'de çok iyi yapıyordum işte. Ama gel gelelim FIFA 23'te artık yani bunlara alışmam lazım tekrardan. Şimdi Arda Bilgin. Arda'dan güzel çalım. Arda ilerliyor. Arda yardır Arda. Arda bir dakika dedi. Şöyle durdu baktı. Pasını oynayacak. Vur işte bu. Arda adeta gol yarattı. Furkan'a al da at dedi. Çok güzel bir gol. 2-0 öndeyiz. Abi ya şöyle bakınca acayip hoşuma gidiyor. Böyle takipçilerimiz var ya. Yemin ederim. Çok sarıyor lan oynaması. Çok güzel ya. Uf, güzel bir çalım denemesi, maalesef başarısız oldum. Oyuncu yapardı da ben yapamadım. Bakker pasını oynadı. Şimdi Arda Bilgin. Arda müthiş bir şut. Top direkte patladı. Of. Arda'nın müthiş şutunu bir de bu açıdan izleyelim. İşte çok güzel vurdu. Fakat gol olmadı maalesef. Ömer Erdem. Müthişsin Ömer. Müthiş. Werder Bremen. Yapma. Of, çok iyi. Top direkten dışarıya çıktı. Arda. Biraz geç çalımlar geldi ama güzel çalımlar. Pasını oynadı şimdi. Çok güzel. Semihcan Akbilir. Semih. Power shot geliyor. Semih vurdu 3-0. Dakika 38. Müthiş bir şut geldi Semih'ten. Power shot. Semih. Harika vurdu. Harika. 90'a giden o top işte müthiş bir gol. Şimdi Furkan'ın önüne güzel bir pas. Furkan da power shot deneyecek. Furkan! Allah'ım, top dışarıya gitti. Furkan'ın şutu top dışarıya gitti. Hızlı çıkarsak gol gelir mi ilk yarı bitmeden? Haydi Furkan. Müthiş bir dribbling. Konuşamadım bile. Furkan çalım deneyecek gibi pasını oynadı. Leon direkte patladı top. Allah'ım, çok güzel bir asist oluyordu. Maalesef top ağlarla buluşmadı. Arda. Güzel durdu, güzel kapattı. Şimdi ceza sahasına doğru giriyor. Pasını mı oynayacak, ne yapacak bilmiyor. Pasını oynadı şimdi. Furkan baktı kaleye. Furkan vurdu 4 oldu. 4-0 öndeyiz. Gol show. Sakin paslaşmalarla golü arıyoruz ve buluyoruz. İşte Furkan'ın güzel şutu. 4-0. Semih. Top bir şekilde önünde kaldı. Şimdi Arda'ya güzel pas mı? Arda alamadı maalesef. Furkan da top. Furkan Arda'nın önüne bırakacak. Arda'dan aşırtma gelir mi? Top dışarıda fakat... Aa, korner nasıl yok? Abi bu aşırtmalara gerçekten çalışmam lazım ya. Çok değiştirmişler. FIFA 22'de leblebi gibi aşırtma golleri atıyordum. Komple değiştirmişler. Çok zor olmuş ya. Yani alışınca yine kolay gelecek biliyorum ama şimdilik zor geliyor biraz. Şöyle yerden sert bir pas oynayabilir miyiz acaba? Şöyle sert bir pas oynayalım abi. Of. Hiç istediğim gibi gitmedi. Ömer Erdem. Pas çok iyi. Furkan aldı. Semih'in önüne bıraktı. Semih vurdu. 5 oldu. Bir an kafam karıştı ama 5-0 öndeyiz. Semih attı. Güzel paslaşmalar. Bir an orada top paylaşılamadı. Sen bırak ben alayım dedi. Öylelik güzel paslaşmalarla Semih topu kaleye gömdü. Hocam faul var ama neyse, devam ediyoruz. Furkan power shot gelecek. Furkan kalecinin üzerine gitti. Bunları bol bol deneyeceğiz arkadaşlar. Bu power shotları özellikle skor olarak önde olduğumuz zaman bol bol deneyeceğiz. Kim denk gelirse artık. Ömer Erdem. Ah be, çok iyi girdiydi. Fakat ayağından kaptırdı orada. Alperen Taşkın şimdi. Alperen müthiş çalım. Hızlı bir çalım. Çok güzel çalım. Geçti oradan.
Alperen ikinci çalım. Alperen kaleye baktı. Alperen kaleye baktı. Vuracak gibi. Alperen ceza sahasına girdi. Alperen vurdu. Lan oğlum köşeye vur ya. Köşeye vuramadım maalesef. Kalecinin üzerine vurdu. Çok iyi geldiydi Alperen. Ama topu ağlarla buluşturamadı. Şimdi rastgele orta yapmak istemiyorum. Şöyle yapalım da bir dakika. Şöyle yapalım. İnşallah isabetli gider. Haydi bakalım vur kafayı. Çok iyi gol. Müthiş gol. Sevi. Abi o nasıl kafa? Çok iyi orta, çok iyi gol. Müthiş bir gol. Semih Can Hakmidi. Abi efsane gol ya. Gerçekten efsane gol. Abi şuna bakın. Ortaya bakın, kafaya bakın. Gerçekten çok çok iyi bir gol. Hiç beklemiyordum. Müthiş bir gol geldi. Helal olsun ya. Helal olsun Semih Can Hakmidi. İşte forvet dediğim böyle olacak arkadaş. Bazen oyunu zorlaştırıyor. Onu belki kapatmam lazım. Yapma gülüm. Asaf. Adamsın Asaf. Yapma. Asaf. Çok iyi çıkardı. Semih Can Hakmidi. Şimdi sol oynayacak. Alperen Taşkın'a. Hocam ya bu ne ya? Çıkar kırmızıyı. Bu nasıl bir futbol anlayışı abicim ya? Adamı sakatladınız lan. Of benim canım yandı burada ya. Adam tamam güzel gol atıyor ama ya böyle cezalandıramazsınız. Şöyle pasımızı oynayacağız. Ömer Erdem, Leon, Semih Can Hakmidi. Pasını oyna. Şimdi Furkan. Furkan power shot ve 7-0. Dakika 90+2. 7-0. Power shot. Bomboştu. Yani onu oynamasam burada futbol severlere büyük bir hakaret etmiş olurdum. Oynadım ve power shot imkanını kullandım. Top ağlara gitti. 7-0 öndeyiz. Karşılaşmadan 7-0 galip ayrılıyoruz. İşte Semih maçın yıldızı. 4 deneme, 4 gol. İlk hat-trick'ini yapıyor böylelikle. Güzel bir performans gösterdik takım olarak. İkinci karşılaşmadan da galip ayrıldık. İnşallah böyle devam ederiz. Belki zorluk seviyesini bir tık yükselteyim arkadaşlar değil mi? Yani burada da denemeyeceksem. Bu arada Furkan da hat-trick yapmış. Hazırlık turnuvasında da denemeyeceksem nerede deneyeceğim ben bunu? En iyisi ben zorluk derecesini bir tık yükselteyim. O zaman yani biraz daha zorlanırsak daha çok keyif alırız gibi geliyor bana. Bunu dünya klası yapıyoruz arkadaşlar. İnşallah daha güzel, daha zor olur. Şu ana kadar 2 maçta attığımız 13 golle ilk sıradayız. Gayet güzel ilerliyoruz. Bu arada benim internet gitmiş yine. Hiç şaşırmıyorum artık. Ve bir sonraki karşılaşmamıza geliyoruz arkadaşlar. Frosinone mi ne öyle bir şey takımın ismi. Şöyle hemen formaları seçelim. Bu sefer de alternatif formayla çıkalım. Bu forma da bence çok güzel. İnşallah. Yani şimdi görüyorsunuz zaten dünya klasında oynayacağız. Ama bu arada akşam yapabiliyor muyuz ya? Allah aşkına akşam olsun ya. Arkadaşlar burada ben maçın saatini değiştirdim ama sanırım ayarları almadı. Değiştirmedi yani. Maç saati hala 16 diye gösteriyor. Yapacak bir şey yok. Kadroya geçip şu sağ beki hemen değiştirelim. Adam yorulmuş, canı çıkmış orada. Kimi alalım onun yerine? Paul gel abi, sen gel seni. Ben neden geç gördüm ya? Evet, kadrolar hazır. Formalar tamam. Dünya klası seviyesinde karşılaşmaya başlayalım bakalım. İnşallah zorlanmayız. İnşallah yani zorlanırız da keyif alırız anlamında zorlanmayız. Hadi bakalım başlayalım. Rakipten mi kaynaklı yoksa dünya klasına geçtiğimiz için mi bilmiyorum ama rakip güzel oynuyor. Asaf zamanında çıktı, topu aldı. Şimdi Arda Bilgin oynuyor. Arda ileriye oynayacak. Furkan topa yetişti mi? Furkan yetişti. Furkan'ın şutu kötü gitti ama isabetli gitti. Çok ilginç. Gol olsa ilginç bir gol olacaktı. Şimdi Alperen Taşkın, Furkan. Of çok iyi bir çalım geliyordu orada. Şimdi offside olmasın. Lütfen olmasın. Offside mı? Evet. Sanırım evet offside. Doğru görmüşüm. Hızlı paslaşmalarla hemen çıkmaya çalışıyoruz yine. Furkan alır mısın o topu? Aldı. Bir dakika Semih Can Hakmidi. Semih sağ oynayacak Arda'ya. Şimdi Arda. Arda. Rakibi kendini üstüne doğru çekiyor. Müthiş çalım. Arda. Abi ne oluyor ya? Ben orta yaptım orada. Oyun dalga geçiyor ya.
Ben ne olduğunu göremedim. Ortaya bakıyordum. Oyuncuları arıyordum. Orada ne oldu bilmiyorum ama orta yapmadı arkadaşlar. Artık videoyu editlerken görürüm ne olduğunu. Çok iyi pas. Çok iyi pas. Ve maalesef topalarda ilk golü yiyoruz. Dakika 31. Bir ara pası. Güzel, düzgün şut. Ve topalarda. Şimdi rakip etkili geliyor. Ceza sahasında yapma. Bir anda geldiler. Bir anda golü buldular. Rakip yani oynadığı zaman çok hızlı oynuyor. Ben onların oyununu anlayana kadar golü kalemizde görüyoruz. Semih şimdi sola oynadı. Alperen Taşkın. Alperen'den güzel çalım geliyordu fakat iyi savundu. Rakip hala daha savunuyor. Gördünüz mü bilmiyorum. İnanılmaz bir şey ya. Vallahi billahi. Şimdi sol kanada güzel pas. Offside yok. Sakın penaltı yapmayın. Sakın yapmayın abi. Asaf. Çok iyi tuttu topu. Aman dikkat. Aman dikkat. Asaf. Bizi belki de bugün farktan kurtarıyor Asaf. Çok tehlikeli. Aman dedik. Topu şimdilik kurtardık. Evet Asaf. Şimdi Semih. Ulan Allah'ım yarabbim. Aldık bu topu aldık. Haydi Semih atarsan bu golü sen yaratmış olacaksın. Maalesef. Hocam çüş. Dışarıya çıkmadı mı lan o topla? Abi resmen dışarıda ya. Olacak iş değil ya. Bu nasıl iş arkadaş? Yani bakın. Bu ne ya? Bak. Normalde topu alıyor ya. Şöyle bak. Yavaş yavaş oynatacağım. Topu aldı. Tamam. Daha adımları devam ediyor. Normalde top dışarıda şu anda. Tamam mı? Normalde şu anda top dışarıda. Ama top içeride kalacak ya. Kaleci topu içeride aldı ya. O yüzden top hala içeride. Ama oyuncu dışarıda. Ayakları bile dışarıda yani. Olacak iş değil. Haydi Furkan. Müthiş bir şut. Müthiş bir kurtarış. Olmadı. Offside yok sanırım ve topağlarda 3-0. Ben orayı görmedim hiç. Semih. Haydi Semih. Bir dakika. Vur ona Semih. İşte bu. 3-1. Adam golü kendi yarattı ya. Adam golcü olarak doğmuş abi. Müthiş gol. İnşallah geri dönebiliriz. Çok zor ama inşallah geri dönebiliriz. Oyuncular çok yoruldu. Gerçekten oyuncular çok yoruldu. Şimdi Arda. Haydi gol. Arda pasını oynadı. Alperen Taşkın. Alperen power shot. Şu Trigger'ı gerçekten kapatmam lazım. Çok zorluyor. Yani bu zorluk derecesinde ayrı bir zorlamaya başladı beni. O yüzden ondan sonra kapatmam lazım derken harika bir gol yedik. Müthiş bir gol yedik. Asaf'ın yapabileceği hiçbir şey yok. Bu power shot bence. Bence bu power shot'tu. Çok iyi gol yedik. Bir sonraki maçı da dünya klası seviyesinde oynayacağız. Baktık hala aynı böyle. Hani oynamakta biraz zorlanıyoruz. O zaman tekrar profesyonele geçeceğiz abi. Oyundan keyif almadıktan sonra ne anladım ben bu işten. Vurana vur. Vur abi lan vur lan. Kimdi onu da göremedim ama. Olabildiğince avarajımız zaten var baya. Onu korumaya çalışalım. Of çok iyi. Çok iyi aman. Nasıl yetişemedim o topa ya. O topa nasıl yetişemedim ya. Asafcığım özür dilerim. Vallahi elimde olan bir şey yok. Rakip hayvan gibi oynuyor. Yapacak hiçbir şey yok. Asaf. Abi bu ne ya? Bakın Asaf'ın kurtardığı çok iyi toplar var. Bakmayın 5 gol yediğimizde 7-8-9 bile olabilirdi bu maç. Asaf çok iyi toplar çıkardı bu maçta. Yapma aman. Aldık mı? Hocam çüş ama ya. Bu maçta ezimete uğradık. 5-1'lik bir mağlubiyetle sahadan ayrılıyoruz. Nasıl lan? Elendik mi? Nasıl oluyor ya? Bir dakika acayip kafam karıştı şu an. Abi inanılmaz bir şey lan. 2 maçta 13 gol attık. 3. maçta 1 gol atıp 5 gol yedik.
Ve gruptan çıkamadık. Bir dakika, benim acayip kafam karıştı ya. Biz gruptan çıktık da eleme aşamasında mı elendik acaba? Abi nereden bakabiliyoruz ona ya? Benim ona bakmam lazım. İçimde kaldı acayip. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. 3 maç, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 14 gol atıp 5 gol yedik. 9 averajımız var. 6 puandayız ama elendik. Nasıl oluyor ya böyle bir şey? Yani koca grupta 3 maç yapıyorduk ve birinci olan şampiyon mu oluyordu? Madem öyle, adamlar şampiyonluk maçına çıkmış demek. Ben de çıkmışım, haberim yok. Çok ilginç lan. Ulan yazık oldu ya. 3 tane maçta 14 gol attık. Gerçekten yazık oldu. Neyse. Madem öyle, böylelikle de bu bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümden itibaren Premier Lig'e başlamış bulunacağız. Kadro bence gayet güzel. Sadece yorgunuz biraz. Belki antrenman falan yaptırmam. Şöyle dinlendiririz. Bayağı bir dinlendiririz epeyce. Ki ilk maçımız olan Leicester maçına hazır çıkalım. Bu vesileyle de sizlere buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.